kim Cumhurbaşkanı Erdoğan da ne dedi bir dakika? Bu terörün baronları e, PKK kurandı. nasıl yaptın bunu ya? İşte görelim gel yaklaş ne demiş? Şimdi mesela ülkenin cumhurbaşkanı diyor ki Türkiye ne pahasına olursa olsun Irak'ın söz konusu 12 şehit verdiğimiz yer ya da Suriye'nin kuzeyinde, Irak'ın ya da Suriye'nin kuzeyinde bir terör yapılanmasına müsaade etmeyecektir. Emperyalistlere taşeronluk yapan kiralık katil sürüleriyle mücadelemizden kesinlikle geri adım atmayacağız. Şimdi şu cümle önemli yani emperyalistlere taşeronluk yapan kiralık katil sürüleri. Şimdi ben burayı görünce bu emperyalist bir gönderme var. Amerika diyorum Yani hemen aklıma Amerika, herkesin aklına Amerika geliyor. Nasıl bir destek yani bu? Mesela o mağaralardaki silahlar mıdır bunun desteği? İstihbarat mıdır? Bu taşeronluk görevini üstlenmiş olduğu söylenen terör örgütü, emperyalisten nasıl bir destek alıyor? Moral destek mi? Silah desteği mi? Her türlü yani, aleni artık. Şimdi ee... şovu olmuş bir destek yani bir de. Şov, şovunu ama, yapıyorlar. Ama burada başka bir şey var. Yani ama başka bir detay olarak bu iki saldırıda da e, bir yardım, profesyonel bir yardım almış olma ihtimali üzerinde duruluyor. Nasıl bir profesyonel? Bravo Melik. Tam da soru bu. 12 şehit verdiğimiz iki farklı <laughs> saldırıda bu teröristler. <laughs> Hadi biz de Cumhurbaşkanı gibi konuşalım. Hani doğrudan ülke adı vermeyelim emperyalistlerden nasıl yardım almış olabilirler. Şimdi temel mesele nerede? Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere. PKK'nın 50 kadar ülkeyle angajman geliştirdiğini biliyoruz. 50. Evet. Halen şu anda. Ha tabii canım. 50 kadar ülkeyle angajman Türkiye Bunlar Türkiye'yi çok seven 50 ülke. Bunların en babası Amerika. ABD mi? En babası Amerika. E, Rusya'da da angajman geliştirdi. Ee, İran'da da angajman geliştirdi. Avrupa Birliği'nin kıta Avrupa ülkeleri de angajman geliştirdi. Ya, Rusya'da büro açmadı mı? Efendim? Rusya'da büro açmadı mı? Onu söylüyorum mı? işte. Yani sonuçta bir şey söylemek istiyorum. Başka Şimdi sorun, söylüyorum. en büyük sorun nerede? Küresellerin ve bölgesellerin, bazı bölgesellerin PKK'yı kendi menfaatleri doğrultusunda fonlamaları, eğitmeleri, teçhiz etmeleri, donatmaları, yönetmeleri ve yönlendirmeleri ama en ötesi himaye etmeleri, korumaları ve kollamaları. Ya himaye ne demek? Yani örneğin biz PKK'ya harekat yapacağız Suriye'de. E Ruslar aman aman yapmayın, yapmayın diyorlar. Yani şimdi adam tamam. adam bir şey Peki, diyor. Bir tip Melik çok daha güncel en önemli konuyu söyledi. Dedi ki bu iki saldırıda 12 şehit verdik. Ne dedin? Prof, profesyonel yardım aldı ha, konusunda. Bu teröristler profesyonel yardım almış olabilirler diye bakılıyor dedi evet. yetkili makamlar Artık tarafından. Şimdi. Profesyonel yardım ne demek? Nasıl alınır? Pro, İstihbarattan mı bahsediliyor? Yani burada PKK'nın olağanüstü bir istihbarat almasına gerek var mı? Bence yok. Nasıl bir yardım peki? Yani yani son, sonuçta <laughs> yardımdan ziyade yönlendirme olabilir. Ha. Sen bu eylemleri yap talimatı verilmiş olarak. Tam zamanı. Yani çünkü ardışık iki eylem. Hani bir eylem bir olsa... de Şöyle diyenler var Abdullah Bey. Bilmiyorum katılır mısınız? Şimdi Türkiye, e, yani kimisi bunu kabul etmeyebilir. Yani bu en azından tartışmaya değer bulabilir ama bu İsrail konusunda çok böyle kararlı bir tutum izledi ve yani benim gördüm, görebildiğim kadarıyla e, somut bir sonuç üretmese de Birleşmiş Milletler oylamalarında. E, dünyanın bütün ülkelerinin e, ateşkes için çağrıda bulunması, Amerika'nın böyle yalnız kalması falan Türkiye bayağı etkili oldu. Yani e, yani bazıları diyecektir ki yani etkili oldu da ne yaptı? Ya az az bir şey değil. Yani Amerika Birleşik Devletleri Birleşmiş Milletler'de yalnızlaştı. Bence önemli. Me, meseleyi yani. örgütledi ya. Yani <laughs> tamam, bence önemli. Hani sonuç sonuç yok. Tamam orası eyvallah. Hani o açıdan tartışılabilir diyorum. Neyse o önemli değil. Bunlardan rahatsız olan mesela İsrail'in bu yani İsrail'in bu saldırıyla ilintisi olabilir mi? Böyle şeyler diyenler de var. Ben bilmiyorum yani hiçbir bilgi yok elimde. Bu bir bakış açısı. Muhakeme edeceksek eksik. İzin verirseniz bununla ilgili e, kendi çalışmamı anlatacağım. Lütfen Kutu, çok zaten uzak, onu bu, Detaylı bir konu bu. Şimdi Türkiye ile İsrail arasında, Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında Gazze meselesi büyük bir gerginlik var. Aramızda zaten gerginlik vardı Amerika Birleşik Devletleri daha da derinleşti. İsrail'e düzeltmeye çalışıyorduk, hepsi yıkıldı gitti. Şimdi karşılıklı suçlamalar da var. Şimdi basına yansıyanlar var, yansımayanlar var. Şimdi bütün bu gerilimin ortasında hatta İsrail'deki bazı medya Amerika'daki bazı medya düşünce kuruluşu Türkiye'nin bedel ödemesi gibi bir takım cümleler de kurmaya başladılar. Kuruyorlar. Şimdi bu temel denklem içerisinde Amerika ekseninden veya İsrail ekseninden sonuçta Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'deki ayağıyla PKK'nın doğrusal diğer taraftaki Irak'taki terör örgütü olarak kabul etmiş olduğu ayağıyla da asimetrik bir ilişkisi olduğunu biliyoruz. Benzer bir angajmanın İsrail üzerinden şekillenmekte olduğunu da biliyoruz. Biliyor muyuz? Biliyoruz. Şimdi bununla ilgili hani bir kaynak göstermek gerekir. İsterseniz gelecek programı gereken getireyim. Yani İsrail de var bu işlerin içinde. Yani sonuçta o buranın doğru. buranın başka... ar arzı mebut diye tamam bu PKK projesi, Irak projesi bunları hep konuştuk. Tamam diğer an an anladım. O zaman lafı uzatmaya, sözü uzatmaya Hayır. gerek yok. Başka bir şey var bu işin içinde. Şimdi diyeceğim o bakış açısı geliştireceksek çoklu bir bakış açısı geliştirmemiz gerekiyor. Şimdi bu Amerika veya İsrail tarafından böyle bir hacmettiricilik, talimat, yönlendirme, manipülasyon olabilir mi? Olabilir. Düşünmek zorundayız. Kimseyi suçlamıyoruz. H hesaba katılmaz bir şey değil. Düşünmek zorundayız. Çünkü biz yani bir burası kaldı derler ya büyüklerimiz mahalle jargonuyla. Öyle bir ülkeyiz. Bu bir. Şimdi İki, Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail ile aramızdaki derinleştiğini gören PKK. Bunlara şimdi biz böyle bir eylem yaparsak bunlar direkt Amerika ve P İsrail derler. Bunu dedirtmek için PKK kendi o şeytani aklıyla böyle bir eylem organize etmiş olabilir mi? Bu iki. Üçe üç diyelim. Reklama gitmem lazım. Hemen söyleyeyim. Üç, şimdi. Amerika ile İsrail ile gerginleşmiş Türkiye'nin ilişkilerini, biz daha gelelim diyen bir bölgesel aktör. gaz tezgahını tezgahlayan İran böyle bir şey demiş olabilir mi? Üç. Dört ve beşi de söyleyeyim mi? Reklam arasından sonra söyleyeyim. Reklam arasından tamam. sonra. Hepsi çok doğruydu ama. Doğru. Yani, yani bir hiç gerisini saymanıza gerek yok. Bir de Avrupa Birliği ile ilgili ayağı var. Tabii. Onu evet. da söyleyeceğim. Avrupa'da da <laughs> o, o bağlantıyı da kurmamız Ya şimdi Türkiye'yi çok sevenler var. Bir de, de Türkiye siyasetinde de bir bildiri tartışması var. Teröre karşı ortak bildiri filan. Ee, bir sonraki bölümde de biraz onu konuşalım istiyorum. Evet. Çok teşekkürler. Çabuk. Devam edeceğiz kısa bir aradan sonra.